Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından merhabalar. Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Küresel çapteki gelişmeleri ve özellikle piyasalara yansımalarını ele alacağız bugün. Ve global makro trader Tuncay Cevher de bizlerle olacak. Bir New York bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ama ondan önce nelerin üstünde duracağız? Nelere değineceğiz? Bir geçelim ve ilk haberimiz Dünya Bankası'nın Türkiye ekonomisi hakkındaki revizesi. 2020, 21 ve 22 tahminleri var ve üstünden geçecek olursak Dünya Bankası tarafından yayımlanan raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri 2020 yılı için %0,5, 2021 için %4,5 ve 22 için %5 olarak belirlendi. Dünya Bankası Haziran 2020'de yayımlanan bir önceki küresel ekonomik beklentiler raporundaysa Türkiye ekonomisinin 2020'de %3,8 daralacağını, 2021'de %5 büyüyeceğini tahmin etmişti. Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonominin 2020'de %4,3 küçülmesinin, 2021'de ise %4 ve 2022'de %3,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Dünya Bankası Haziran 2020'de yayımladığı raporda küresel ekonominin 2020'de %5,2 daralacağı, 2021'de ise 4,2 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Geçelim Amerika'ya. Senato seçimleri sürüyor ve bugün Türkiye saatiyle 17'de de sayımın devam edeceğini söyleyebiliriz. Senato'da iki boş koltuk var ve ikisini de demokratların alması durumunda 50-51 durum olacak ve Kamala Harris de otomatikman demokratlar tarafından sayılacağı için demokratların temsilciler meclisinden sonra Senato'da da üstünlükleri sağlanmış olacak ve detayına bakacak olursak Georgia Senato seçimlerinde Raphael Warnock eyaletindeki iki koltuktan birini kazanarak demokratları mavi dalgaya yaklaştırdı. Demokrat adaylar cumhuriyetçi rakiplerine karşı yarışı ufak bir farkla da olsa önde götürüyor. Senato'nun kontrolünün demokratlara geçmesi durumunda demokratlar az önce de dediğimiz gibi hem temsilciler meclisinin hem senatonun hem de Beyaz Sarayı ellerine almış olacaklar ve böylelikle Biden daha rahat bir başkanlık dönemine başlamış olacak diyelim. Amerika tarafından devam edecek olursak Çin'e karşı yaptırımlar sürüyor ve 8 Çin yazılım uygulamasıyla işlem yapılmasını Trump başkanlığının son günlerinde yasakladı. ABD Başkanı Donald Trump dün 8 Çin yazılım uygulamasıyla işlem yapılmasını yasaklayan bir kararnameye imza attı. Bu durumun seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki görevi Başkan Donald Trump'tan devralmasından önce Çin'le ilişkileri daha da gergin hale getirmesi bekleniyor. Talimatnameye göre Ticaret Bakanlığı bu uygulamalarla hangi işlemlerin yapılmasının yasak olduğunu belirleyecek. Amerika'nın bu adımına karşı Çin açıklama yaptı ve ABD tarafından yasaklanan mobil uygulamaların geliştiricisi olan firmaların haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını duyurdu. Amerika'dan İran'a da bir yaptırım kararı var. Madencilik ve çelik sektörünü hedef alan yeni bir yaptırım kararı gündemde. Amerika Başkanı Donald Trump yönetimi görevi yeni başkan Joe Biden'a devretmesine sayılı günler kala İran'a yaptırımları genişletmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı'na ait resmi sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada İran'ın madencilik ve çelik sektöründe kilit öneme sahip 16 şirketin yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Açıklamada Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin Çin merkezli bir grafit elektrot tedarikçisinin yanı sıra 12 İranlı çelik ve diğer metal ürünleri üreticisine ve 3 İranlı büyük bir metal ve madencilik holdinginin yabancı merkezli satış acentalarına yaptırım uygulandığı belirtildi. OPEC Plus'a petrol tarafına bakalım. Şubat ayında üretim 75 bin varil artırılacak ve Suudi Arabistan 1 milyon varil kısacak. OPEC Plus üretim kısıntısı anlaşmasına taraf ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının Şubat ayı üretim politikasını belirlemek için yaptıkları toplantıdan uzlaşma çıktı. 2 gün süren toplantıdan çıkan karara göre Şubat ve Mart ayında üretim 70 bin varil gün artırılacak. Ancak bu üretim artışı sadece Rusya ve Kazakistan tarafından yapılacak. Rusya üretimini 65 bin varil gün ve Kazakistan 10 bin varil gün yükseltecek. Diğer üyeler üretim seviyelerini koruyacaklar.
Değerli izleyenler, konuğumuza New York'a gitmeden önce piyasa rakamlarını ekranlarınıza getirelim. Şu anda fiyatlamalar nasıl yapılıyor? Yorumlayalım ve yurt içiyle başlayalım. BIST %'de %0,90'lık kuvvetli bir artış ve 1502 puan seviyelerini görüyoruz. Doların TL karşısındaki güç kaybı söz konusu, %0,68 ile ve 7,33 seviyeleri o tarafta var ve güçlü bir para birimi olan Euro'nun da TL karşısında düşüşü söz konusu, %0,29 ile ve 9,05 seviyeleri de o tarafta kaydediliyor. Sepet kur da yönünü aşağıya çevirmiş durumda, 8,19 seviyelerini görüyoruz ve %0,49'lukta bir düşüş kaydediliyor. Gram altın tarafındaysa 458 TL 35 kuruş var ve %0,98'likte bir düşüşten bahsedebiliriz. Amerika ile devam edelim. Dow Jones yükselişte 30.384 seviyelerinde ve %0,23'lük yukarı yönlü bir hareket var. S&P 500 tarafında %0,18'lik bir düşüş ve 3710 seviyeleri var. Teknoloji tarafının şu anda Georgia'daki seçimin demokratların önde olmasından ötürü sert satışlar getirdiğini belirtelim. %1,49'luk bir düşüş var ve 12607 seviyeleri var. Burada bir satış dalgası var ve mavi dalga sinyalleri gelmeye devam ediyor. Bugün de seçim oyları sayılmaya devam edilecek. Şu anda molada, Türkiye saatiyle hatırlatalım. 5'te sayım devam edecek. Biz de gelen sonuçları takip ediyor olacağız ve burada ABD endekslerinin üstündeki etkilerini de az sonra Global Macro Trader Tuncay Cevher'le değerlendiriyor olacağız New York bağlantımızda ve devam edelim Avrupa'yla. Burada pozitif bir hava görüyoruz. Negatif ayrışan yok. TMOK'lar yukarıya doğru. Eurostoxx tarafında %0,61'lik bir yükseliş var ve 3583 puan seviyelerini görüyoruz. Almanya tarafındaysa %1'lik yine kuvvetli bir artış ve 13794 seviyeleri var. Fransa tarafında 5610 seviyesi var. %0,42'likte yukarı yönlü bir hareket olduğunu belirtelim. İngiltere Financial Times Stock Exchange'de %2,50'lik bir yükseliş var ve 6788 seviyelerini görüyoruz. Genel tabloya baktığımızda İngiltere'deki artışın daha fazla olduğunu belirtelim yüzde olarak ve İspanya tarafındaysa %1,65'lik bir yukarı yönlü hareket var. 8248,85 seviyeleri de o tarafta kaydediliyor. Devam edelim. Emtia ile ham petrolde nötr bir seyir var şu an ve nötr ile negatifin arasında gidip geldiğini söyleyelim aslında. Varil başına $49.92 işlem görüyor ve %0'lık değişimle %0,02'lik hareketler arasında gidip geliyor. Ons altına bakacak olursak $1942.18.97 söz edebiliriz. %0,28'lik aşağı yönlü bir hareket kaydediliyor. Brent petrolde de şu an düşüş var %0,01 ile ve varil başına $53.63 işlem görüyor. MTA grubu üstündeki yansımaları 2021 beklentilerinde az sonra konuğumuzla değerlendiriyor olacağız. Değerli izleyenler, New York'a konuğumuza gitmeden önce bir haberimiz var. Onunla başlayalım. IMF baş ekonomisti Gita Gopinath küresel ekonomi beklentilerini paylaştı ve Gopinath ekonomiyi zor bir kışın beklediğini söyledi. IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, küresel ekonominin yeni yıla beklenenden iyi başladığını ancak salgında yaşanan gelişmelerin sert bir kışa yol açabileceğini söyledi. Gopinath, CNBC'ye yaptığı açıklamada 2021'e beklediğimizden daha iyi bir giriş yaptık derken, artan COVID-19 vakaları ve mutasyonlu virüsün genel ekonomik görünümü bozduğunu belirtti. Gopinath, beklediğimizden daha güçlü bir durumdayız, bu iyi bir şey. Ama şu anda virüsle aşılar arasında ciddi bir yarış var ve bu geçene kadar oldukça zor bir dönem bizi bekliyor, diye konuştu.
26 Ocak'ta küresel ekonomik görünüm tahminlerinin revize etmesi beklenen IMF, Ekim ayında 2020 için küresel gayri safi yurt içi hasılada %4,4'lük daralma, 2021 için ise %5,2'lik bir büyüme öngördüğünü duyurmuştu. Evet değerli izleyenler, şimdi konuğumuza devam ediyoruz. Programımıza New York bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve global makro trader Tuncay Cevher bizlerle. Tuncay Bey, hoş geldiniz yanımıza. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum. Şimdi Amerika tarafıyla başlayalım isterseniz. Georgia'da oy sayımları sürecek ve oradaki senato seçimi kritik. Temsilciler Meclisi'nden sonra senatonun da demokratların eline geçme olasılığı var ve şu anda demokratların da önde götürdüğü gözüküyor aslında gelen bilgilerde. New York Times'ın tahminine göre demokratların alacağı gözüküyor örneğin. Hisselere baktığımızda, piyasalara baktığımızda teknoloji tarafında sert satışlar var. Biden'ın gelmesiyle beraber teknoloji şirketlerinin daha yüksek vergilendirme ve tekelleşme davalarıyla karşı karşıya gelebileceği riski ve bunun sinyalleri aslında mavi dalga da sinyalleriyle beraber burada satışlar gerçekleşiyor. Hisselerin elden çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Siz nasıl yorumlarsınız? Kıyasla Dow Jones ve S&P tarafında daha dengeli bir gidişat görüyoruz. Oralarda sert bir satış yok. Siz piyasalar üstündeki etkisini nasıl ele alırsınız ve nasıl bir sonuç elde edilecek sizce? Evet, bunda bu riskten geçen haftaki sohbetimizde bahsetmiştim. Hı hı. Piyasa Georgia eyaleti senato seçiminde senatonun ağırlığını demokratlara itecek çok kritik bir seçim olduğundan bahsetmiştim ve pazartesi günü piyasa çok sert bir satışla başladı. Genel bir satıştı bu. Her sektörde görülmüştü. Dünkü toparlanma daha çok biraz teknolojiye ağırlıklıydı. Bugün onun geri verilişi var. Ve sizin de söylediğiniz gibi evet, büyük sermayeli şirketlere daha çok vergi ve tabii ki de teknolojinin ağırlığı gündemde. Bunun dışında altyapı yatırımları daha çok konuşulmaya başlandı. Tabii ne zaman hükümet altyapı yatırımı konuşsa bunun teknolojiyle değil de diğer sektörler, inşaat sektörü, yapı sektörü ve metaller gündeme geliyor. Tabii hazine bonolarından hisse senetlerine akım var. Hazine daha fazla borçlanacak. Piyasa desteği sürecek. Halka çek yardımı tekrar gündeme gelebilir. Mali yardım paketi. Tüm bunlar doların değerini düşüren faktörler aslında. Ve dik getiri eğrisi. Yani hazine bonolarının getirilerinin gösterildiği eğrinin dikleşmesi, yani uzun vadedeki getirilerin daha fazla yükselmesi, bu finansal sektörün karlılığını arttıracak, arttıran bir gelişme. Dolayısıyla o sektörde de göreceğimiz bir destek var. Bütün bunlar tabii teknoloji bildiğimiz gibi geçen yılın önderiydi, çok büyük farkla. Tabii doğaldır buradan kar satışı yemesi. Tuncay Bey, teknoloji hisselerinin altına çizdik ve evet şu an aşı onaylı haberleri gelse de ve dağıtım süreci başlamış olsa da teknoloji hayatımızda büyük bir yere sahip olmaya devam edecek ama önümüzdeki dönemde 2021'de belki ikinci çeyrekte bu hissenin yerini başka hisselere bırakacağını, başka sektörlere eğilim olacağını söyleyebilir miyiz? 2021'de yatırımcılar hangi sektörlere yönelmeli? Teknolojinin içinde, teknoloji çok büyük bir kavram. Teknolojinin içinde inovasyon dediğimiz, yani yeni
yeni işler bulan, yeni bizim hayatımıza kolaylıklar getiren alt sektörler devam edecek. Ve bu taraf çok gerçekten önü açık bir alt sektör. Yani bu teknolojinin alt sektörlerinden biri. Ama bunun dışında yani Dow Jones'a baktığımız zaman, daha çok Russell Endeksine baktığımız zaman piyasanın açılması, geçen hafta da bahsetmiştim, reel sektörün borsaya yaklaşması sırasında olacak, önümüze çıkacak çok da biraz önce de bahsettiğim altyapı yatırımı var. Altyapı Amerika'dan bahsediyorum. Biden'ın çok büyük sözlerinden birisiydi, seçim sözlerinden birisiydi. Bu Trump'tan da gelmişti ancak bildiğimiz gibi cumhuriyetçiler daha fazla harcamaya karşı olan mali olarak daha konservatif kesimler. Dolayısıyla gerçekleşememişti. Şimdi özellikle Senato'nun eğer demokratlar tarafına geçmesi gerçekleşirse bu altyapı yatırımlarının hızlanması çok büyük bir beklenti olacak. Bunun tabii karşılığında, altyapı karşılığında önümüze o sektörde kullanılacak her türlü alt sektör. Yani inşaattan bakın metallere kadar önümüz alt sektörlere bakmaya başlayacak Amerika'da. Aha. Ama dediğim gibi yani alt sektörler arasında inovasyon geçerliliğini sürdürüyor ve altyapılara baktığımız zaman da bunun içinde gümüş çok önemli. Yani ben doların değerinin azalmasını bekliyorum bu mali yardımın ve borçlanmanın artmasıyla bu doların zayıflamasının trendi daha başındayız. Tabii bu arttıkça metaller içinde önümüze altın ve gümüş çıkıyor. Gümüşün daha çok önem kazanacağını düşünüyorum. Çünkü altyapı yatırımlarına direkt etkisi olan bir metal. Yani endüstriyel kullanımı olan bir metal. Altında böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu tabii çip tarafında blockchain, blok zincir, bitcoin. Bunlara baktığınız zaman da stratejik nadir metaller var. Bunun en büyük üreticisi de Çin. Dolayısıyla bu tip metallere de bakmamız gerekiyor. Direkt doların zayıflayacağı ve aynı zamanda çip sektöründe pillerde kullanılan nadir metaller, bunların kullanımı artacaktır. Bunlar zaten Amerika'da Biden'ın sözlerinden bir tanesi, Amerika'da bunun üretimine başlamak istiyor. Çin'e rakip olmak istiyor bu konuda. Benim fikrim alt sektörlere yoğunlaşmamız bu şekilde. Tuncay Bey, Çin başlığını siz de vermişken Çin-ABD arasındaki yaptırım kararları, bir taraftan yaptırım kararı, bir taraftan cevap hamlesi gelmeye devam ediyor. S&P Dow Jones Endeksi 3 Çinli telekom şirketini endekslerinden çıkarma kararı almıştı. Sonrasında vazgeçti. Şimdi Trump 8 Çin yazılım uygulamasıyla işlem yapılmasını yasaklıyor ve başkanlığının son günlerinde bunu yapıyor aslında. Zaten Çin'le gergin olan ilişkileri giderayak bir tık daha gergin hale getirdiğini söyleyelim. Biden da 20 Ocak'ta zaten devralacak hükümeti. O taraftaki gelişmeleri piyasa nasıl fiyatlıyor ve 2021'de beklentileriniz nelerdir o yönde? Şimdi Çin, Trump faktöründen en çok zarar gören ülkeler arasında liderdi. Yani ilişki, Amerika ile ilişki açısından. Bu zaten yani Trump'ın politikası aslında gereksiz bir politika değildi. Amerika'nın ve dünyanın kendisine yeni bir fabrika, en azından bir yedek fabrika bulması lazım. Çin'e çok fazla bağımlılık vardı. Yani bunu eleştirerek söylemiyorum Trump'ı. Trump'ın yaptığı şey gerekli bir şeydi. Ama tabii ki de bunun yöntemleri var. Daha politik. Onun kendi stratejisi var. O başka. Yalnız bu
doğru yönde zaten hali hazırda dünyanın hazırlanmaya çalıştığı bir yönelişti. Trump bunu hızlandırdı. Şu anda Biden'ın gelmesiyle bu ilişkinin, yani bu yönün devam edeceğini düşünüyorum. Ancak ilişkinin daha da düzelerek bu hamlelerin devam edeceğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla Çin'e baktığımız zaman negatif değil açılım. Çin de kendisini zaten dünyanın yedek fabrika bulmasına hazırlıyordu. Mesela önünde bir Vietnam var. Vietnam'a bakarsanız hisse senetlerine çok büyük bir rallisi var. Sebebi de bu zaten, diğer ikinci fabrika olarak dünyanın önüne çıkması. Ama Çin'e çok bağımlı. Yani eğer gerçekten yedek istiyorsanız daha başka taraflara bakmanız lazım. Ben bunu daha önceki sohbetlerimizde söylemiştim. Türkiye'nin çok büyük bir avantajı var diye. Tekrar ediyorum. Umarım hamleler o yönde olur. Çünkü üretimin, işçi maliyetinin ve coğrafik lokasyonun ve aynı zamanda ekonominin dağılımlılığının çok büyük faktörleri var bunda. Ve hepsini Türkiye çek ediyor. Bu yüzden gelişen piyasaların içinde Çin'e rakip olan ülkelerin öne çıkacağı bir yıl olacak. Burada da Türkiye'nin avantajı var. Tabii jeopolitik riskleri göz ardına almaz, göz ardı edersek. Tuncay Bey, süremizin sonuna yaklaşırken size merkez bankaları özelinde iki soru yöneltmek istiyorum aslında. O konulardaki değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Euro-dolar paritesi 1.23'ü aştı ve bu noktada ECB'nin bir müdahalesi olur mu sizce? İlk olarak bunu değerlendirelim isterim ve devamında da FED toplantısı, senenin ilk FED toplantısı 27 Ocak'ta gerçekleştirilecek. 15-16 fonk toplantısında herhangi bir faiz değişikliğine gidilmemişti ve tutanakları da bugün Türkiye saatiyle 22'de yayınlanacak. Şimdiki toplantıda ne gibi sonuçlar elde edilebilir sizce? Değerlendirmeleriniz ne olur bu iki koldaki? Şu andaki trend merkez bankalarını rahatsız etmeye başlamış bir trend değil. Onlar bence çok farkındalar bu trendin daha başında olduğumuzu. Müdahale konusunda daha çok erken. Öncelikle değişimin, Amerika'daki politik değişimin tamamlanması gerekiyor. Bu da 20 Ocak'tan sonra olacak bir gelişme. Ve ondan sonra Fed'in daha sonra bakacağı, Yellen geldikten sonra hazineyle beraber oturup daha fazla komünikasyona giderek eğer bu trend hızlanırsa onu yumuşatacak şekilde, ama trendin yönünü değiştirecek şekilde bir hamle olacağını zannetmiyorum. İki taraftan da, hem Avrupa hem Amerika. Dünya Bankası'nın da Türkiye ekonomisi... bir şey mi diyordunuz? Yok, onu söyledim. Evet. Tamam. Dünya Bankası'nın da Türkiye ekonomisine ilişkin tahminleri var. Tahminlerini revize etti diyebiliriz. 2020 yılı için %0,5, 21 için %4,5 ve 22 için %5 olarak büyüme tahminlerini revize etti. Dünya Bankası'ndan gelen bu Türkiye analizini nasıl ele alırsınız? Sizin beklentileriniz nedir? Gördüğünüz gibi büyüme, yani eğer baktığınız zaman risksiz enstrümanların getirisine %4,5, %5,5 çok güzel bir büyüme oranı. Bu zaten beklenen bir şeydi. Yani ben sürpriz olarak görmüyorum. Daha önce sohbetlerimizde çok bahsettim ben bundan. Türkiye'nin önünün açık olduğunu ekonomi olarak. Tabii ki de jeopolitik riskler göz ardı edildiğin zaman. Ama bu, biz jeopolitik risk her zaman olan bir şeydi. Yani yeni bir şey değil. Ama benim söylemeye çalıştığım, hep dünyanın Çin faktörünün, ikinci fabrika faktörünün hazırlanıldığı bu yaklaşık bir iki senedir olan bir trend. Trump sayesinde hızlanmış bir trend. Ve bu büyüme bizim yine lokasyon olarak şansımız. Avrupa büyüdüğü zaman pozitif etkileniyor Türkiye. Öbür taraftan Orta Doğu büyüdüğü zaman pozitif etkileniyor. Çünkü ticaret ağımız çok geniş. Lokasyon sebebiyle. Dolayısıyla ben bu pozitif revizenin daha da pozitife artırılacağını düşünüyorum önümüzdeki aylarda. Evet. Bunun dışında
yapacağınız genel değerlendirmelerde hangi ürünlerin, gümüşten bahsettiniz, gümüşün önem evet. kazanacağını söylediniz. Başka hangi ürünün altını çizmek istersiniz 2021 yılı için? Temiz enerji. Temiz enerji çok önemli. Fosil enerjisinin artık, bu tabii Biden'ın politikalarına bağlı bir beklenti ama bu temiz enerji dediğimiz zaman tabii solar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, elektrik sektörü, elektrik üretimi, bütün bunlar dünyanın ekonomilerinin tekrar rebound ettiği bir ortamda yatırım olarak öne çıkacaklar. Bu temiz enerji daha aslında yeni bir trend Amerika'da. Evet. Bunun dünyaya yayılması için biraz erken olabilir ama ben çok büyük bir sözdü, seçim sözüydü Biden tarafından ve bunun ilk geldiği zaman, tekrar başladığı zaman ilk hamlelerinden biri olacak. Piyasa zaten bunu satın almıştı ama bir düzeltmeye girdi son bir haftadır bu sektör. Bunun devam edeceğini düşünüyorum, bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce bahsettiğim alt sektörlere ekleme yapmak istersek temiz enerji öne çıkıyor. Yeşil dönüşüm projesinin güç kazanacağını söyleyebiliriz yani 2021'de evet. aslında. Evet. Kesinlikle. Tuncay Bey, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ve bunu da eklemek lazım. Temiz enerji dediğimiz zaman tekrar Türkiye'nin avantajı ortaya çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye enerji açımından ne zaman büyümeye başlasa petrol ithalatı yüzünden cari açık problemine düşüyor ve bu enflasyon yaratıyor, enflasyonist beklenti yaratıyor dolar yüzünden ve bu loop'tan çıkması için en önemli faktörlerden bir tanesi yani petrolün önemi azalacak bütün dünyada ve bu da Türkiye için pozitif bir şey. Evet, Tuncay Bey çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, Global Makro Trader Tuncay Cevherleydik New York'tan bizlere eşlik etti. Az sonra Stüdyo Londra ile tekrar karşınızdayız.